Sevgili müzikseverler, hepinize merhabalar. Ben Emre Dayıoğlu. Şimdi sizlerden uzun bir süreden beri tarafıma iletilen derleme konusuyla ilgili toparladığım 10 tane soru hakkında bilgiler vereceğim. Kendi tecrübelerime ve yaşantılarıma binaen. Bunların içinde isterseniz hemen ilk olarak birinci sorumuzdan başlayalım. Hepimizin de merak ettiği gibi, hepimizin içinde kalan bir iştir aslında bu derlemecilik. Kendi öz kültürümüzü, öz yaşamımızı kayıt altına alabilmek, bunları gelecek kuşaklara aktarabilmek. Sizlerden gelen ilk tematik sorulardan başlayalım. Derleme nasıl yapılır arkadaşlar? Şimdi derleme yapmak için öncelikle karar vermemiz gerekiyor. Hangi yöreye gideceğimizi, hangi bölgeye gideceğimizi veya en basitinden hangi köye gideceğimizi. Buna karar vermemiz gerekiyor. Karar verdikten sonra o köy, bölge veya yöre hakkında ön bilgi toparlamamız gerekiyor. Eğer buna ön bilgiye sahip değilsek. Tabii ki ben müzik derlemesi alanında konuşuyorum. O yüzden müzik diye başında belirtmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Örneğin diyelim bir tane köyü seçtik. O köye nasıl gidilir? O köyün örf adetleri nelerdir? Kimler yaşar? Nüfusu kaçtır? İnsanların sosyoekonomik durumları nasıldır? Ufak tefek basit araştırmalar yapmamız gerekiyor. Ya da bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Gündelik bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Öncelikle böyle olabilir. Bir tanıdık vasıtasıyla, bir aracı vasıtasıyla, bir arkadaş, eş, dost, akraba vasıtasıyla bu köyü tespit edebiliriz. Ya da bu yerlemeye gideceğimiz yerleşim yerini tespit edebiliriz. Veya benim en çok sevdiğim, yapmayı çok sevdiğim, sırtına çantayı takıp, eline kamerayı alıp, hadi bakalım şu köye gideyim, bu köye gideyim, rastgele, balık tutar gibi köylere gitmek de vardır. Biniyorsunuz arabaya ya da bir dolmuşa, otobüse, bir köy dolmuşuna. Ben bugün şu köye gideyim diyorsunuz. O köyde insanlara rastlıyorsunuz ve müziklerini kayıt altına alıyorsunuz. Böyle bir süreçte gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki nitelik anlamında, genel nitelik anlamında çok güzel bir iş, güzel bir süreç müzik derlemeciliği, müzik kayıtçılığı. Fakat içerik anlamında çok çok zor ve yorucu bir süreç. Çünkü derleme yapacağınız bölgede, köyde, şehirde, yerde o kişilerle sürekli diyalog halinde olmanız gerekli. Onlarla öncelikli iletişim kurmanız gerekli. Yani bunun için de en önemlisi onlar gibi olduğunuzu hissettirmeniz gerekli. Hissettirebilmemiz gerekli. Sonuçta bir köyde derleme çalışması yapıyorsak bu köyün gelenek ve göreneklerine, insanların yaşam biçimlerine de saygı duymamız, onlara ayak uydurmamız gerekli. Atıyorum orada bir köy düğünü varsa o düğündeki gerçekleşen ritüellere ayak uydurmamız gerekli. Ne bileyim bir mevlüt okunuyorsa, bir dua okunuyorsa ayak uydurmamız gerekli. Ya da bir cenaze varsa o cenazeye katılıp yani köylünün yaşantısının içerini bilmemiz gerekli. Yani bir köye gidip de ben bu köyün müziklerini derlemek istiyorum. Bu köyde kim saz çalar, kim türkü söyler bana söyleyiniz. Bu süreç yanlış bir süreç. Yani gittiğimiz her bölgede sanki o yörenin, o bölgenin, o köyün bir insanıymışız gibi davranmayı, yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu bir yetenek midir? Hayır. Bu bir iletişimdir. Zaten özellikle köylerde insanlar çok doğal yaşadıkları için, birbirlerine karşı çok doğal davrandıkları için siz hafif sempatik yaklaşırsanız o insanlara, kendinizi yansıtırsanız köylüler direkt sizi oğlu gibi, kızı gibi, çocuğu gibi, çok yakın bir akrabası gibi hemen 5-10 dakika içinde, yarım saat içinde kabulleneceklerdir. Kendi yaşantılarımdan biliyorum. Tabii derleme nasıl yapılır sorusuna dakikalarca, saatlerce cevap verebiliriz.
Birçok kişi derleme yapıyor. Ben tamamen kendi naçizane yaşantılarımdan tecrübe edindiğim, gözlemlediğim bilgilerden kısa kısa aktarmak için bunları cevaplıyorum. Dediğim gibi ön bilgi edinerek de gidebilirsiniz. Ya da benim en çok fazla kullandığım, ben bugün şu köye gitmeliyim, bu köye gitmeliyim tarzında yerler seçebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de 81 tane il var. Köy sayısı herhalde binleri geçiyordur, 10 binleri geçiyordur. Yani binleri, 10 binleri geçiyor kesin, net bilmiyorum. Yani ben kendi bölgemde, Teköy yöresinde birçok yere kendi çapımda gitmeye çalıştım. Halen de gitmeye çalışıyorum. Bu derleme çalışmalarında bazı örneklerini internet ortamına koymaya çalışıyorum ki özellikle benim gibi genç kuşaklara, değerleme konusunda halk müziğine ilgi duyan arkadaşlarımıza örnek olsun. Ayrıca bu soruyu, sorunun cevabını tamamlandırmadan önce de derleme kelimesi hakkında, derleme konusunda bireysel düşüncemi sunmak istiyorum. Şimdi derleme, bir şeyi toparlama, düzenleme, bir yola sokma demek. Derlen toplanla gelleriz yani, böyle atasözlerimiz vardır, deyimlerimiz vardır. Yani biraz derle artık kendini ya, hani bu iş böyle olmaz gibisinden. Aslında Anadolu'daki bizim halk müziklerimiz derlemeden ziyade kaydedilmeli. Yani ben bu sorunun başlığına derlemecilik dedim, yaygın olarak isim kullanıldığı için. Ama şimdi bir köye gittiniz, işte teyzeler ellerine def almış, çalıyorlar, söylüyorlar. O kadar muntazam çalıyorlar, söylüyorlar ki. Söz unsuru muntazam, müzik unsuru muntazam, kültür desen efsane. Bunun neresini derliyoruz ki? Tamamen kayıt altına alıyoruz ya da öğreniyoruz. Ne bileyim, daha sonrasında notaya alıyoruz veya ilgili kurumlara, kuruluşlara dilersek veriyoruz. Kayıt altına alınmış oluyor ya da internet ortamına koyuyoruz. Bunun gibi yani ben bireysel anlamda derlemenin den ziyade müzik kayıtçılığı, bunları kayıt altına alma işi olarak görüyorum. Ama fakat genel bir yaygın tabir olduğu için, genel anlamda derleme kelimesi kullanıldığı için ben de bunu derleme olarak kullandım. Tabii şimdi ilerleyen sorularda derinleştireceğiz, hani derleme nasıl yapılır dedik ama bundan sonraki süreçler ne olacak? Bir şeyi kaydettim, ondan sonra kaydettim, orada kalsın mı? Bundan sonraki süreçlere bakalım şimdi. Giriş gelişme sonuç babında hazırladığım ikinci soruya geçelim. Derleme yapmak istiyorum. Nasıl başlamalıyım? Arkadaşlar, nasıl başlamalıyım? Şimdi günümüz teknoloji çağı. Hepimizin elinde tabletler, kameralı telefonlar, kameralar, sayısızca var ve flash bellekler, ne bileyim, bu tarz teknolojik cihazlar var. Artık eskisi gibi bu imkansızlıklar, sıkıntılar çekilmiyor. Ses kayıt cihazları var. Şu an elinizdeki ortalama model bir kameralı telefonla bile derleme çalışması yapabilirsiniz. Yani derleme yapmak istiyorum. Nasıl başlamalıyım? En basit yoldan elinizdeki küçücük bir görüntü çeken telefonla en yakınınızdaki köye çıkın, gidin. Siz de artık bir derlemecisisiniz. Gerçekten böyle başlamalısınız. Kendimden yine örnek vereyim. Ben bir köye gittim. Bundan yaklaşık 2010-2011 yıllarındaydı. Bir köye gittim. Üç köye gittim. Sekiz köye gittim. 80 köye gittim derken 7-8 yıllık bir süreç içerisinde işte 3000 köyü aştı. Böyle bir şey. Yani nasıl başlamalıyım diye bir şey yok. Bir yerden başlayacaksınız. Bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor. Özellikle ben genç arkadaşlarıma, işte lisedeki arkadaşlarıma, üniversitedeki arkadaşlarıma bunları çok öneriyorum. Kendimi derleme yapmak isteyen arkadaşlarla çok büyük bir gönül yoldaşı olarak görüyorum. Bu sözlerim onlaradır. Kesinlikle öğüt olarak anlamasınlar ama bu tavsiyedir. Muhakkak bu halk müziklerimizin, köylerde yaşayan halk müziklerimizin yaşatılması ve özellikle genç kuşaklara aktarılması için o küçücük sadece kamerası olan telefonlarla, basit telefonlarla bile yaptığınız bir kayıt
5 sene sonra, 10 sene sonra inanılmaz anlamlar taşıyacak, emin olun. İşin teknik konusu boyutunu bir kenara bırakın. Onun manevi değeri, yani kültürel ve sanatsal değeri yıllar geçtikçe inanılmazlaşacaktır ve olağanüstü bir hal alacaktır. Buna emin olunuz. Ben binlerce insanı kayıt altına almışım. Daha yaşım 29. Bu insanlardan 40-50 tanesi vefat etmiş. Düşünsenize. O vefat eden insanların şu an kayıtlarını düşün. Alın size tarihi eser. 70 sene sonrasını düşünün. 700 sene sonrasını düşünün. Anlatabiliyor muyum? Yani derlemeye başlamak istiyorsanız hemen en yakınınızdaki köye gidin. Sorun insanlara, teyzelere sorun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Böyle böyle. Burada kına gecelerinde ne çalınırdı? Burada ağıt yakan teyze var mıdır? Burada saz çalan amca, sipsi çalan amca, def çalan teyze var mıdır? Çaktırmadan girin, başlayın yani. Bu işler böyle. Çok da teorik olaya yaklaşmamak gerekiyor. Evet arkadaşlar, üçüncü soruya geçelim. Halk müziğini çok seviyorum fakat hiç köye gitmedim. Köylülerle iletişim kuramazsam diye kaygılandığım için derleme gezilerime bir türlü başlayamıyorum. Yani halk müziğini çok seviyorsak köye çok fazla gitmemize gerek kalmamış olabilir. Halk müziğini sevmek temel olarak bizim için önemli. Halk müziğinin içinde zaten köy yaşantısı vardır. Her ne kadar siz vücut olarak köyde hiç yaşamadıysanız bile, köye hiç gitmediyseniz bile ya da onlarla aynı havayı solumadıysanız bile halk müziğinin içinde tüm bu köyün sosyal yaşantıları, köylerin sosyal yaşantıları barındığı için o insanlarla diyalog kurmanız çok kolay olacaktır. O nedenle hiç kaygılanmanıza gerek yok. Hemen çıkın, bir önceki soruda söylediğim gibi bir köy, iki köy, beş köy, 10 köy derken siz de bu işin tadına varacaksınız. Bugüne kadar hiç köyde yaşamamış oluşunuz, hep şehirde büyüyüp kendinizi orada, hayatınızı orada geçiriyor oluşunuz sizin için bir dezavantaj asla değildir. Köylüler sizi bekliyor. Geçiyoruz dördüncü soruya arkadaşlar. Müzik derlemesi yapmak için müzik ile ilgili bir bölüm okumak şart mıdır? Kesinlikle şart değildir. Mesleğiniz, branşınız, ilgi alanınız ne olursa olsun siz de müzik derlemesi, müzik kayıtçılığı yapabilirsiniz. Tabii ki bunu kurumsallaştırmak istiyorsanız, herhangi bir kuruma, kuruluşa vermek istiyorsanız, yani bunu kendi kişisel çalışmanız dışında vermek istiyorsanız tabii ki ilgili kişilerden destek almanız gerekebilir. Ne bileyim, hani müzik bölümü okumak şart mıdır? Nota bilmiyorsanız, yani derlediklerinizi notaya alma gibi bir düşünceniz varsa tabii müzik okumuş olsanız ya da müzik eğitimi almış olsanız, nota eğitimi alsanız iyi olabilir. Ama çok da şart değildir. Yani birazcık bu konuda girişimcilik çok önemli. Benim tanıdığım birçok kişi var. Hiç hayatında müzik eğitimi almamış, müzikle uzaktan yakından teorik bir birikim kazanmamış fakat elinde kamera köy köy gezmiş yıllarca. Tonlarca eser kaydetmiş, kayıt altına almış ve arşiv oluşturmuş insanlar var. Bu iş tamamen ilgi, biraz da zaman ayırma işi. O yüzden hemen siz de başlayabilirsiniz. Geçiyoruz arkadaşlar 5. soruya. Derleme yapmam gereken köy ya da yerleri neye göre tespit etmeliyim? Şimdi bu soru biraz soyut bir soru. Neye göre tespit etmeliyim? Açıkçası kendimden yine örnek vereyim. Ben özellikle bu çalışmalara üç telli sazı merak ettiğim için başlamıştım. Derleme ve müzik kayıtları çalışmasında köylerden Teke yöresindeki üç telli çalan bütün ustaları gezmeyle başlamıştım. Fakat bu ustaları gezerken sık sık işte davul zurna çalan, boğaz havası çalan, sipsi çalan, ne bileyim çoban kavalı çalan, işte kabak kemane çalan onlarca yüzlerce ustayla karşılaştım ve ilk etapta dedim ki hayır, ben üç telli çalan halk sanatçılarını kayıt altına alıyorum.
Diğerlerini kayıt altına almamalıyım ben. Bir iki sene ben sadece üç telli çalanları kaydettim. Fakat içimde bir şeyler, bir ateş, bir alev, bir kor oluyordu. Hani bu insanları niye kaydetmiyorum? Neden diğer çalgı çalanları kaydetmiyorum diyordum. Hayır dedim, ben sistematik ilerleyeceğim. Sadece üç telli çalanlar. Bir sene geçti, iki sene geçti. Sonrasında dayanamadım. Ne bulduysam kaydetmeye başladım. Çünkü inanılmaz bir kültür. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Müzikler birbiriyle bağlantılı. Ve siz sadece üç telli çalanlara bakıyorsunuz. Yani bu soruya tekrar gelecek olursak, derleme yapmam gereken köy ya da yerleri neye göre tespit etmeliyim? Bence içerik, kendi oluşturduğunuz içeriğinizi ilginize göre öncelikle tespit etmelisiniz ve imkanlarınıza göre. Yaşadığınız bölgeden başlayınız. İlla oralı olmanıza gerek yok. Yaşadığınız bölgeye, en yakın köye ya da en yakın yerleşim birbirine, kasabaya gidip başlamalısınız. Öncelikli olarak böyle tespit etmelisiniz. Ayrıca kişisel olarak ilgi duyduğunuz bir çalgı varsa, hani benim az önce bahsettiğim, ben sadece 3 tellileri ilk başta çektim, 3 telli çalan ustaları çektim dediğim gibi, herhangi bir yerel çalgı, halk çalgısı varsa o çalgıları çalan insanları araştırıp, köylerde soruşturup o çalgılardan başlayabilirsiniz. Yani bu tespitleriniz biraz da size kalmış. Evet, geçiyoruz 6. soruya arkadaşlar. Arşivimde aile büyüklerinden aldığım görüntü ve ses kayıtlarım var. Bu kayıtları resmi bir kuruma verince mi derleme sayılıyor? Yani bir kurum veya kuruluşa verirseniz tabii ki aktarımını belki de kolaylaştırmış olursunuz. Ama ben yaptığım hiçbir çalışmayı, herhangi bir yani derleme konusunda yaptığım hiçbir çalışmayı resmi ya da özel herhangi bir kurum ve kuruluşa aktarmadım. İnternet ortamında daha ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani arşiv mantığını biz toplum olarak şeyi severiz. Toplamayı çok severiz, işte saklamayı çok severiz. Ne bileyim, anamızın, nenemizin sandıklarında 40 yıldır açılmamış, kullanılmamış eşyaları vardır. Hatırası büyüktür ama yani bunları açmak gerekiyor kardeşim. Arşiv güzel bir şey. Bellek çok güzel bir şey ama ulaşılabilir olması çok önemli. Bu yüzden sosyal medya, yani internet ortamına koymak bence daha sağlıklı diye düşünüyorum. Ama tabii resmi bir kuruma, kuruluşa bunları sunabilirsiniz, koşulları verebilirsiniz. Fakat ben herhangi bir bu konuda çalışma yapmadım. Çok da fazla hani sosyal medyaya aktarmak, ilgili insanlarla bu çalışmaları buluşturmanın bence daha faydalı olduğunu düşünmekteyim. Yani arşive atıp orada saklamaktansa, erişimine zorluk çıkarmaktansa. Hayır, aile büyüklerinden aldığınız ses ve görüntü kayıtlarınız varsa bunlar birer derlemedir. En kısa sürede internet ortamına koyunuz. Hepimiz izleyelim. Geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sorumuz arkadaşlar. Bölgemde yaşayan halk sanatçılarını kayıt altına aldım. Fakat nota bilmiyorum. Yine deminki soruya benziyor. Kayıt altına aldıklarımı illa notaya alınca mı derleme niteliği taşır? Kayıt altına aldıklarımı illa notaya alınca mı derleme niteliği taşır? Bence taşımaz. Yani notaya almanıza gerek yok. Ben çok nadirdir kayıt altına aldığım eserleri, derlediğim eserleri notaya aldım. Nota bir rehberdir bizim için. Zaten halk müziğinde notayı çok fazla ön planda kullanmak ne kadar doğrudur, bu tartışılır. Bizim müziğimizde usta çırak geleneği devam etmektedir notadan ziyade. Usta çırak anlamında bunu öğrenmekteyiz. İnternette, sosyal medyada bizim için artık bir usta çırak, yani bir ustanın icrasını internetteki videolardan açıp defalarca dinleyip, ne bileyim, yavaşlatıp, hızlandırıp, kesip, kopyalayıp oradan o ustayla sanki karşılıklı çalışırmışçasına dersler alabiliyoruz. Dediğim gibi illa bir türküyü notaya alıp alınca derleme niteliği artık yani bir türkünün derleme niteliği kazanması için illa nota altına, notaya yazılmasına gerek yok. Notaya yazılsa iyi olur. Yani sadece nota bilen insanlar ya da ne bileyim farklı müzik farklı müzik tarzlarıyla birlikte ortak müzik yapacaksınızdır. Ne bileyim
bir cazla Anadolu müziğini birleştireceksinizdir. Arkadaşınız saksafon çalıyordur. O türküyü önüne nota koyacaksınızdır. Al kardeşim notası bu bunun diyeceksinizdir. Kendi derlemenizdir. Tabii ki notayı almanız gerekir. Ama ilk etapta illa derlenen eserleri notaya alınca illa notaya almanıza da gerek pek fazla olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi notaya alırsanız rehber olur. Ben notaya şöyle alıyorum. İşte farklı kişilerden ya da özellikle amatör müzikle ilgilenen kişilerden. Hocam şu türküyü kavrayamadım ama nota biliyorum. Sadece notadan çalabiliyorum. Size zahmet yazar mısınız diyenler ara ara oluyor. Vakit buldukça onları notaya alıp gönderiyorum. Ya da tabii öğrencilerime kendi çapımda türküleri teknik anlamda yoğurarak yazıyorum. Derleme çalışması yapıyorum. Fakat öğrenci olduğum için malum imkanlarım dahilinde kullandığım ekipmanlarım amatör. Sizce ben ne zaman derlemeci olabilirim? Bence gerçek derlemeci sensin kardeşim. Zaten öğrenciymişsin, imkanların dahilinde demişsin. Yani mutlu oldum, mutlu oluyorum bu tarz sorulardan. Neden? Adam öğrenci, parası yok, pulu yok, belki yiyecek ekmeği yok ama bir şeyler yapıyor. Derleme çalışmasına çıkıyor. İçinde bir aşk var. Ne güzel. Öncelikle bu soruyu soran kardeşimi çok tebrik ediyorum. Şimdi gel gelelim. Derleme yapmak istiyorum. Ama ekipmanlarım amatör. Ne olacak? Arkadaşlar zaten profesyonel ekipmanlarla giderseniz siz oraya 3 kamera, 2 mikrofon, 5 yaka mikrofonu, spot ışıklar giderseniz köydeki insanları ürkütürsünüz. En basit yollarla, en basit iletişim araçlarıyla o insanlara erişmemiz gerekiyor. Küçük bir kamerayla, sıradan bir ne bileyim ses kayıt cihazıyla, ne bileyim en fazla işte bu X'lere, S'lere mi deniyor, ne deniyor bu bildiğimiz lens takılan fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi kamera görevi gören şeylerle, yani ben onlardan kullanıyorum mesela genellikle. Ondan var. Yani açıkçası benim ekipmanlarım da amatör. Çünkü ne kadar fazla ekipman götürürseniz emin olun köylerdeki derleme çalışması yapacağınız insanlar o kadar ürperecektir, korkacaktır. Ne bileyim çekinecektir yani ürperme korkmaktan ziyade. Acaba nedir, ne değildir gibisinden. Çünkü malum bizim toplumumuz kapalı kültür, kendine özgü bir sosyal yapısı olan bir kültür. O yüzden sen çok doğru yoldasın. Sen şimdiden derlemeci olmuşsun. Ekipmanlarının amatör olması olayı çözmüşsün zaten. Anlatabildim mi? Olay çözülmüş. Böyle devam et. Görüntülerini yolla. İnternete koy. Bizler de izleyelim. Yolun açık olsun. Evet arkadaşlar. 9. soru. Türkiye'de o kadar çok derleme çalışması yapan var ki hangi yöreye baksam hepsi derlenmiş. Siz hiç derlenmemiş kişileri nasıl buluyorsunuz? Siz hiç derlenmemiş kişileri nasıl buluyorsunuz? Yani arkadaşlar olay birazcık da bakış açısıyla ilgili yani. Müzik kaydı, halk müziği derlemesi nedir sizin için? Baktığınızda tabii ki çeşitli resmi kurumlarda veya kuruluşlarda tonlarca derleme çalışması yapanlar var. Ne bileyim bunları derleyip toplayıp çalıp söyleyip aktaran kişiler var. Korolarda, korolara türkü söylettirenler var. Ne bileyim orkestralar, halk müziği orkestralarına işte düzenlemeler yapanlar var. Ama olay aslında bakış açısı. Az önce de söyledim ya. Siz bir çizgiden giderseniz derleme konusunda bir yoldan bakarsanız, yani başlangıcı ve bitişi kendinizce değil de olağan sıradan bir süreçmiş gibi değerlendirirseniz, evet derlenecek hiçbir şey bulamazsınız. Bütün müzikler derlenmiş. Fakat kendinizce bir bakış açısı oluşturup
İşte kardeşim şu köye gittim. Bu köyden 10 tane türkü derlenmiş. Ama ben bu türküleri 50 sene sonra tekrar kayıt altına alıp tekrar dinlemek istiyorum. Veya ben bir türküyü 10 komşu köyden 10 tane farklı kişiden, kaynak kişiden kaydedip aralarındaki farklılıkları görmek istiyorum. Bunu değerlendiriyorum. Bakalım farklılıklar neler çıkacak gibi bir bakış açısına sahip olursanız Türkiye'de derlenmemiş tonlarca eser var. Kayıt altına alınmamış, kayıt altına almayı bekleyen. Umarım bu demek istediğimi anlatabilmişimdir. Yani imkanlardan ziyade birazcık bu iş bakış açımıza kalıyor. Kendi sistematiğimizi oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben derlenmemiş kişileri nasıl buluyorum? Dediğim gibi hani ben de gittiğimde birçok daha önceden duyduğum kayıt altına alınmış radyolardan, televizyonlardan, çeşitli iletişim araçlarından daha önceden duyduğum eserlere ben de rastlıyorum. Ama sonuçta başka birisi, herhangi birisi, benden başka birisi bunları daha önce kayıt altına aldı diye benim onları kayıt altına almamam bu müzik kültürümüzün akışkanlığını birazcık bozmuş olacaktır. Hani her biri birer renk, her biri birer tattır. O türkü 5 yıl önce kaydedilmiştir. Ben bugün giderim kaydederim. Sizler de 5 sene sonra gidersiniz kaydedersiniz veya çalar söylersiniz. Kültürün akışkanlığı böylelikle devam etmiş olur diye düşünüyorum. 9. sorudayız arkadaşlar. Özür diliyorum. 9'u geçtik. 10. sorudayız. Daha önce hiç gitmediğimiz bir köye gidip o köyün insanlarıyla bir anda nasıl iletişim kurup o insanları çalgılarını çalmaya, söylemeye ikna edebiliyorsunuz. Malum Anadolu kapalı bir kültürdür. Tekrar okuyorum bu soruyu. Çok önemli. Daha önce hiç gitmediğiniz bir köye gidip o köyün insanlarıyla bir anda nasıl iletişim kurup o insanları çalmaya ve söylemeye nasıl hemen ikna edebiliyorsunuz? Malum Anadolu kapalı bir kültürdür. Evet arkadaşlar sondan başlayalım. Bizim coğrafyamızda bu harika coğrafyamızda çok derin ve kapalı bir kültür yaşamaktadır. Bu kültür sürecini müzikal anlamda ufak bir değerlendirmeye tabi tutacak olursak özellikle köylerde yaşayan teyzelerimiz, amcalarımız üretime dayalı, yaşamsal yaşamlarını geçindirmeye yönelik üretime dayalı yaşadıkları tüm olayları eserlere dökmüşler. Kimisi ses olmuş, kimisi halı olmuş, kimisi ne bileyim nakış olmuş, kimisi ilmek olmuş. Yani çok naif, çok zarif bir kültürü var coğrafyamızın. Ben nasıl iletişim kuruyorum? Bana soruyorlar her gittiğim köyde işte kimsin diyorum işte benim adım Emre. Sırtımda genelde ufak cura, üç telli sazım yanımda oluyor yani. Diyorlar sen nerelisin, kimsin? Hangi köye gittiysem orada hemen tabii önceden veya bir şekilde tahmin edebiliyorum. Orada bir saz çalıveriyorum onlara, bir türkü söyleyiveriyorum, mırıldanıveriyorum. Diyorlar ki bu nerelisin? Ben buralıyım. Yani çok küçük tatlıtıyorlar. Hangi köye gitsem nerelisin dediklerinde ben bu köydenim diyorum. O insanlar gibi konuşmaya çalışıyorum. O insanların sanki bir oğluymuşçasına, torunuymuşçasına bir anda ısını veriyorum. Bunu hepimiz yapabiliriz. Zaten Anadolu insanı çok sıcakkanlı, saf ve temiz. Siz onlar gibi onlara yaklaştığınız zaman, hani size yaklaşıldığı gibi onlara davrandığınız zaman hemen size perdelerini, kapılarını açıyorlar. Hiç fark etmez yani ne kadar kapalı bir kültür olursa olsun, ne bileyim ne kadar hani böyle tutucu deriz ya, hayır aslında Anadolu'da köylerde hiçbir tutuculukla karşılaşmadım. 3000 tane köy gezdim. Yaklaşık yani birçok İç Anadolu, Marmara, Ege ve Akdeniz taraflarında her köye gitmesem de her ile gitmesem de yani 3 aşağı 5 yukarı o bölgeler hakkında, gezdiğim bölgeler hakkında yaşamsal tecrübelere sahip oldum. Hiçbir tanesinde de terslenmedim. Hiçbir tanesinde de ya ne müziği kardeşim, ne müziği ya, sen ne diyorsun ya tarzı bir tutuculukla ya da bir kapalılıkla karşılaşmadım. Bu bir iletişim işi.
O insanlar kesinlikle toprakla, doğayla, havayla, suyla beslendikleri için, yani doğal beslendikleri için manevi anlamda da gönüllerini doğayla doyurdukları için şehirli insanlardan aslında daha az tutucular. Bunu keşfetmek gerekiyor. Tabii ki bu benim kendi bireysel deneyimlerim ve düşüncelerim. O insanlarla hepimiz çok rahatlıkla iletişim kurabiliriz. Hani deriz ya, Türkiye'de şu bölge çok tutucu. O bölgenin insanı, insanıyla o bölgenin insanı şarkı türkü söyler. Yok, böyle bir şey yok. Şarkı türkü o insanların geleneğinde var. Yani Anadolu insanının temel gelenek göreneklerinde var müzik. Her ne kadar müzik olarak nitelendirmese de, ismine şarkı türkü belki koymasa da, kına gecelerinde var, cenazelerinde var, düğünlerinde var, her yerde var. Yani derleme konusuna yaklaştığımız zaman tabii ki birazcık müziğin eğlence kısmını bir kenara bırakmamız gerekiyor zaman zaman. İşte diyelim bir tane ağıt kaydedeceksiniz. O çok farklı bir duygu. Veya bir gelin evden çıkarılırken, gelin anasının evinden başka eve gelin gönderilirken anasının yaktığı ağıt çok farklı bir duygu. Biz buna ses olarak, teknik olarak müzik diyebiliyoruz diyoruz ama orada yaşanan olay çok önemli. Onu hissedebilmek gerekiyor. O hisseden insanların hislerine ortak olmak gerekiyor en önemlisi. Yoksa al eline notayı, bestele. Bunu da yapabiliriz yani ama o müzikteki anlam bizim için. Bizim Anadolu'da o müziğin anlamının tadına varmamız gerekiyor. Bunun için de köylüyle iletişim şart. Daha önce hiç gitmediğiniz bir köye gidip o insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz kardeşim. Giderken ne bileyim ufak bir hediye alın. Ya yani hediye derken bir makarna paketi alın. Ne bileyim bir ekmek alın. İki tane ekmeği koyun poşetinize, çantanıza. Selamun aleyküm deyin. Verin o ekmeği. Veya bir paket kahve alın. Çay alın. Hiç fark etmez. Cebinizde ne varsa. Bir paket çay kahve götürün. Size Anadolu'da kapısını açmayacak, şarkısını, türküsünü, ağıdını yakmayacak insan bulmamanız zordur. Yani, ufak tefek tabii ki sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani atıyorum o köyde o gün ya da birkaç gün önce bir cenaze olmuştur. Hadi bakalım bir oyun havası çal demişsinizdir o insanlara. Kardeşim ya sen ne diyorsun ya, işte bizim bu köyde iki gün önce cenaze vardı. Biz ayıplarlar, biz çalamayız dediklerinde. Ya ne alakası var ya, o ayrı bu ayrı. Dememeniz gerekiyor. Saygı duymanız gerekiyor. Yani koşulsuz kabul. Koşulsuz kabul. Çünkü köylünün kıstaslarına kendi kıstaslarınızı karıştırmamanız gerekiyor. Ne yapmanız lazım? Bir hafta sonra, bir ay sonra ya da uygun bir zamanı kollayıp o zaman tekrar gitmeniz gerekiyor. Yani bu tarz sıkıntılar yaşayıp da kesinlikle pes etmeyiniz. Köylü zaten sizi rahatlıkla yönlendirecektir. Telefonunuzu bırakınız, ne bileyim adresinizi veriniz. Kendinizi tanıtınız. Onlarla sağlıklı diyalog, sağlıklı iletişim kurduktan sonra bu iş çok güzel şekilde devam edecektir arkadaşlar. Sorularımız burada bitti. Ben ufak tefek de kendi tecrübelerimden tekrar bahsedeyim. Özellikle genç arkadaşlara belki yol yordam gösterir. Ben bu çalışmaları hiçbir zaman çeşitli plan ve düzen içerisinde yapmadım. Böyle bir düşüncem olmadı yani. Hani ben bu çalışmaları yapayım, büyüsün, giderek katlansın, hedef kitlelere ulaşsın gibi bir amacım ilk etapta yoktu. Son zamanlara kadar yoktu. Ama baktım gördüm ki benim gibi halk müziğine sevdalı, yerel müziklere sevdalı özellikle tonlarca insan varmış. Yani sosyal medyanın gücü sayesinde ben bunları gördüm. Yoksa benim aslında yola çıkış amacım ne derlemecilik, ne arşivcilik, ne müzik kayıtçılığı, ne belgeselcilik. Benim yola çıkış amacım Anadolu'daki yerel müzikleri, halk müzikleri seviyordum. Özellikle kendi bölgemden başlamıştım, Teke yöresinden. Antalyalıyım bu arada. O müzikleri kaynağından öğrenme.
yerel sanatçılardan, halk sanatçılarından öğrenme gayesiyle ben bu işe başlamıştım. İşte o tınıları nasıl öğrenebilirim canlı canlı. İşte onları kayıt altına alıp evde gelip bilgisayara atıp çalışacaktım. Ki bunu da yapıyorum. Sonrasında bu süreç farklı bir, güzel bir, anlamlı bir yola dönüştü. Yani sizler de bir önceki soruda söyledim. Müziğin anlamı olması lazım. Evet. Çalgıda virtüöz olabiliriz. Ya da sesimiz o kadar kuvvetlidir ki en güçlü eseri en güçsüz şekilde söyleyebiliriz. Ama karşımızdaki bunu hissedebiliyor mu? Yani bir türküyü örneğin 80 tane çalgıyla düzenleyip en profesyonel stüdyolarda en profesyonel kayıtlarla yapabiliriz. Ama ondaki nitelik yani bize hissettirdiği ufacık bir üç telliyle bir halk sanatçısının çaldığı bir yörük havasının ya da bir boğaz havasının verdiği duyguyu veriyor mu? Bu amaç yani müzikteki anlam benim kendi düşüncelerim bunlar. Tabii ki diğer çalışmalar da yapılmalı. Hani global dünya diyoruz ya ama tabii ki yerelleşmeye de artık mecbur kaldık çünkü çok hızlı tüketiyoruz. Ben bunun farkındaydım. Çocukluğumdan beri farkındaydım. Yerel müziklerin, halk sanatçıların en değerli sanatçılar olduğunu, en kıymetli işi yaptıklarını ben farkındaydım ama artık tüketim süreci aşırı hızlandıktan sonra yerel müziklere de ilgi arttı diye düşünüyorum. Bu beni sevindiriyor. Yani özellikle genç kuşakların halk müziğine ilgi duyması, yerel çalgılara ilgi duyması, yerel kültüre ilgi duyması son derece sevindirici. Ardından gelelim müziği öğrenme konusuna. Köylerde halk müziği adına çok şey öğrendim. Yani yaptığım kayıt çalışmalarında her biri benim için birer ders, birer öğreti oldu açıkçası. Her gittiğim köyde 300-400 sayfalık birer roman okudum diyebilirim. Evet, bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. O insanlardan köy yaşamını öğrendim. O insanlarla yedim, içtim. Köy yaşamını öğrendim derken tabii ki ben de köylüyüm, ben de köy kökenliyim ama bir yerden sonra işte liseyi Antalya'da okudum, ne bileyim, üniversiteyi ilde okudum derken hani kimse kendimizi kandırmamıza gerek yok. Hani tekrar ben de köy yaşantısını onlarla tatmaya başladım. İşte onların ne bileyim sorunlarına ortak olmaya çalıştım. Kendimi onlara ifade etmeye çalıştım derken yani ortak bir diyalog kurmuş oldum köylülerle ve şu an dediğim gibi on binlerce tanıdığım var köylerde. Gittiğim her insanla orada onların çocuğu gibi oluveriyorum, torunu gibi oluveriyorum. Bundan da memnuniyet duyuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii internet sayesinde de, sosyal medya sayesinde de bu süreç farklı ve anlamlı bir yön aldı. Başka değerli bu konuda söylemek istediğim, yani olumsuz bakmayın olaya. Hani birçok genç var. Bu soruları ben çıkarımlar yaparak, bazılarını birleştirerek hazırladım. Hani birbirine benzeyen soruları ortak bir noktada buluşturarak sizleri de çok fazla sıkmamak adına bir rehber olsun diye bu bilgilendirme amaçlı tamamen kendi tecrübelerimi anlatıp sizlere belki faydası olur ucundan bucağından diye anlattım. Kesinlikle kaygılı yaklaşmayınız. Küçücük bir cep telefonu kamerasıyla bu iş en doğru noktada yapılabilir. Öyle ekipmanlara, profesyonel şunlara bunlara çok da fazla gerek yok. İnsanları yani korkutmaya gerek yok. Ben derleme yapmak istiyorum. Yerel müziklerimizi kaynak kişilerinden dinlemek, öğrenmek istiyorum diyorsanız hemen şimdi binin gidin. Arabanız varsa arabanıza, arabanız yoksa gidin otogara ya da yola çıkın. Bir tane köyde olmuş geçiyorsa binin. Bir köyden başlayın. Haftada bir gitseniz ayda 4 köy eder. Haftada 2 köye gitseniz yani günde 2 köye ayda 8 köy eder ve bu size birçok hem müzikal anlamda hem kültürel anlamda hem de yaşamınızın idaresi anlamında
olgunluk, farklı bir olgunluk kazandıracaktır. Özellikle yetişkinler için söyleyeceklerim de var. Hani diyoruz ya çocuklarımız, ya hocam ben bağlama çalıyorum, türkü söylüyorum. Benim çocuk bağlamadan tiksiniyor, türküden nefret ediyor. Tabii ki çok normal yani tiksinmesi, nefret etmesi. Biz onlara hiçbir şey göstermiyoruz. Sadece kendi bildiğimizi anlatmaya, yönlendirmeye, zorlamaya çalışıyoruz. İşte atıyorum zorla arabada türkü dinletiyoruz veya zorla evde bağlama, hadi bakalım çal oğlum saz çal, ya da hadi kızım bak seni bağlama kursuna göndereceğim diyoruz. Hayır, bu yönlendirmelerin birazcık daha dolaylı olması gerekiyor. Yani varsa çocuklarımız ya da yeğenlerimiz halk müziğine alıştırmaya yönelik yeğenlerimiz varsa, onları da kolundan tutup bir hafta sonu köylere götürüp o yerel müzisyenleri canlı canlı o küçük çocuklarımıza, küçük bireylerimize gösterirsek halk müziğine daha çok ilgi duyacaklardır.